Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberine hoş geldiniz değerli izleyenler. Efendim ekonomide şu aralar temel konumuz enflasyon ve tabii ki kur. Yani ikisi de birbiriyle bağlantılı zaten. Borsa İstanbul ise görece iyi seyrediyor. İyi diyebiliriz borsa için. Şimdi hem para piyasalarını hem sermaye piyasalarını, Türkiye'de sermaye piyasaları denince akla gelen önder isimlerden birisi Tevfik Eraslan'la konuşacağız. Tevfik Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rahim Bey. Tevfik Bey, tam titriniz Roto Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, doğru. Şirketiniz de yeni hayırlı olsun diyelim yeniden. Daha önce de katılmıştınız, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman istesem geliyorsunuz yayınımıza. Çok çok teşekkür ederiz. Burada hem finansal okuryazarlığın bir şekilde gelişmesine hem de Türkiye ekonomisinin daha iyi anlanmasına yıllardır sizin çok büyük katkınız oluyor. Dolayısıyla ben de memnuniyetle seve seve tüm davetlerinize icabet etmeye gayret sarf ediyorum. Umarım öyledir. Vallahi çok sevinirim eğer öyle katkımız varsa. TP'ye şimdi son olarak büyüme rakamları geldi. Bir rakam geldi, iyi geldi. Ama tabii enflasyon ve kur cephesinde yani biz ekonomide hani neye sevinelim, neye üzülelim diye bir ayrışma yaparsak kur ve enflasyon tabii başta ve kur cephesinde işlerin iyi gitmediğini görüyoruz. Bize bir kısaca yani diğer şeyleri de konuşabilmemiz için kısaca önce bir toparlayabilir misiniz genel ekonomiyi? Ne oluyor? Neden enflasyon bu kadar yüksek ve kur neden yine insanları endişelendirmeye devam ediyor? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Enflasyon bizde büyük bir problem ama bu yıl baktığımız zaman bütün dünyada büyük problem. Gelişmiş ülkelerin tamamında yıllardır görülmeyen bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Yıllarca Avrupa'nın, Japonya'nın enflasyon yaratmak için para politikalarında yapmadığı kalmamış idi. Ama şu anda bu ülkelerde dahi enflasyon başını yukarıya doğru kaldırdı. Amerika'da, Avrupa'da enflasyon rakamı 8'in üstünde. Evet. Üretici enflasyonunda bu ülkelerde de 30'un üstünde rakamları görmeye başladık. Dolayısıyla sorun Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Ama global, Türkiye'de yangın daha büyük. Sorun global. Türkiye'deki iş ise biraz daha bunun daha yüksek oranlarla seyrediyor olması. Şimdi Türkiye'deki özellikle büyüme rakamına baktığımız zaman 7'nin üstünde bir büyüme rakamıyla karşılaştık. Ama bu şaşırtıcı mı diye soruyorsanız aslında izlenen ekonomi politikalarının doğal bir sonucu diye görüyorum. Zaten ekonomi canlansın, istihdam artsın amacıyla bir para politikası ve ekonomi politikası izliyoruz. Bu politika bir şekilde sonucunu da vermiş. Dolayısıyla korkulacak olan şey, yani korkulan şu herhalde, yani bir yere kadar bu politika götürür ama bir yerden sonra artık yani durgunluk, stagflasyona doğru gidebilir diye korku var galiba. Şu andaki korku işin açıkçası bu büyüme oranı sürdürülebilir i̇şte evet. en sürdürülebilir olmadığına Olur. yönelik olarak toplumun genelinde bir kanaat var. İzlenen para politikasının enflasyona neden olduğu, kur artışına neden olduğu. Hı hı. Dolayısıyla bu iki tane temel parametredeki sıkıntıların zaman içerisinde ekonomik büyümeye de yansıması ve ani bir duraklamanın da beraberinde gelme riski tüm ekonomik aktörlerin endişe duymasına neden oluyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir sürdürülebilir büyüme politikasına dönmesi, diğer ülkelerdeki gibi yumuşak inişle bu işi başarabilmesi çok çok kıymetli olur. Ama şu andaki özellikle faiz politikasına baktığımız takdirde yumuşak inişi destekleyen bir politika değil. Şu andaki büyüme ve istihdamı öncelikleyen bir politikanın izlenmekte olduğunu görüyoruz. Yani büyüme ve istihdam herkes istiyor ama korkulan herhalde daha çok akademisyen tarafın ya da piyasanın da korktuğu, akademisyenlerin ve piyasanın korktuğu bu büyüme iyi, evet istihdam yaratmak da zaten ekonominin amacı bu. Ama sürdürülebilir olmayacağından, bir yerde ani bir duruş olabileceğinden endişeleniyorlar. Bu nedenle para piyasalarına karşı çıkıyorlar. Sanırım siz de şimdiye kadar konuştuklarınızdan
Biraz öyle çıkardım. Yani burada bir hızlı büyümenin yarattığı sonuçlardan bir tanesi artan cari işlemler açığı. İkincisi evet. biraz önce saydığımız endişeyi paylaşan insan sayısı fazla. Dolayısıyla bu endişeyle hareket edenlerin Türk lirası cinsinden değil de başka para birimleri cinsinden tasarruflarını değerlendirmek istemesi, bunun da dövize bir talep oluşturması. Doğru. Bunlar tabii ki sürdürülebilir büyüme ile ilgili bir takım endişelerin oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla da burada önümüzdeki döneme ilişkin olarak toplumun genelinde böyle bir endişe oluşmuştur. Evet. Bunun da altını çizmekte fayda var. Biraz dış etkilerden bahsettiniz ama bundan sonraki süreçte işte hem Fed'in aldığı aksiyon hem bundan sonraki beklentiler işte merkez bankalarının bilanço küçültmeye ve faiz artırma operasyonları devam edecek gibi duruyor. Bundan sonraki dönemde dışarıdan Türkiye ekonomisine hem finansal piyasalara hem normal ekonomiye ticaret kanalıyla etkini olacak. Olumlu mu olumsuz mu olmasını bekliyorsunuz? Yani şimdi dünyada birkaç şey birden oluyor. Bunların her birisinin de Türkiye ekonomisine etkisi aslında bakarsınız daha çok negatif yönde. Ne? Bir tanesi bütün dünyada enflasyon var. Bu enflasyonun önüne geçebilmek için bütün gelişmiş ülke merkez bankaları bir taraftan faiz arttırım politikası, diğer taraftan daha önce basmış oldukları paraların sistemden geri çekilmesine yönelik olarak politikalar. Bunları uyguluyorlar. Bunlar tabii global olarak piyasalardaki para miktarının azalması anlamına geliyor. Bu azalan para büyümesini sistemdeki başka ülkelerin tasarruflarıyla yapan ülkeler için iyi bir haber değil. Dolayısıyla ya para bulmakta zorlanıyor olacaklar ya da buldukları paraya daha fazla faiz ödemek durumunda kalacaklar. Türkiye'de genel olarak kendi tasarruflarıyla büyüyebilen bir ülke değil, başka ülkelerin tasarruflarına da ihtiyaç duyan bir ülke. Böyle bir ortamda bizim önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyduğumuz para için ödeyeceğimiz faiz, maliyet biraz daha fazla olacak. Bu birinci dış etken. Bu kanaldan biz olumsuz olarak etkileniyor olacağız. Diğer konu ise Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı bir takım tıkanıklıklar var uluslararası alanda. Bu tıkanıklıklardan bir tanesi birçok emtiaya yönelik olarak fiyatların yükselmiş çok olması. Yükseliyor. Ya da bazı emtiaya erişimin kısıtlı hale gelmesi. Bu nedenle de emtiada fiyat artışının çok yukarıya gitmesi. Bu bütün ülkeleri olumsuz etkiliyor. Evet. Tabii ki doğal olarak Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. Bazı ürünlerde kıtlıktan bahsediliyor artık. Yani. Bunun sonucu olarak da bazı ülkeler bazı ürünlerin satılmasına yasaklar da getirebiliyor. Hı. Bunun işte örneğini Hindistan'da buğdaya getirilen yasakla zaten gördük. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin en fazla iş yaptığı, turist kabul ettiği ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu ülkenin birbiriyle, bu iki ülkenin birbiriyle savaşıyor olmasından en olumsuz etkilenen ülkelerden bir tanesi, hatta en başındaki ülke Türkiye. Dolayısıyla biz bu ülke, iki tane ülkenin barış içinde yaşamalarını istiyoruz. Umarız buradaki savaş tez zamanda biter. Tabii öyle mi acaba, yoksa şöyle de söyleniyor. Mesela İspanya'ya giden Ruslar artık İspanya'ya gitmeyecek. Diğer ülkelere, Batı ülkelerine gidenler gitmeyecekler. Doğal olarak Türkiye'yi tercih edecekler. Sahadan gelen haberler de özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında çokça Rus olduğu, Ukraynalılar olduğu şeklinde. Yani şimdi bir kere Ukrayna'nın halini düşününce buradan bir turistin normal kanallarla gelip Türkiye'ye ya da başka bir ülkede tatil yapabilme imkanının olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Ama evini barkını yitiren, biraz da imkanı olan Ukraynalı dostların dönüp Türkiye'de kalmaları söz konusu olabilir. Yani bunu bir turizm olarak ben görmeyelim diye bakıyorum. Rusya için durum biraz farklı. Söylediğiniz gibi başka ülkelere gidemeyen Rus turistlerin bazılarının Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilecek. Ama bu rakamın daha önceki dönemlerdeki sayı mertebesine gelebilmesi çok kolay olmayacak diye ben değerlendiriyorum. Ama yılın ilk ayları için açıklanan turizm rakamları aslında bakarsanız buradaki negatifliğin minimum
ölçüde hissedildiğine işaret ediyor. Umarız yılın geriye kalan kısmında da bu şekilde devam ederiz. Evet. Yani anladığım kadarıyla Rusya ve Ukrayna iki türlü dış etki olacak dediniz. Bir merkez bankaları, bir savaş kısmı. Evet. Savaş kısmında yine olumsuzsunuz. Yani yine emtia fiyatlarından dolayı orada olumsuzuz. O bizi enerji fiyatlarının yukarıya gitmesi, bazı temel gıda ürünlerinin fiyatının yukarıya gitmesi olumsuz olarak etkiliyor. Diğer taraftan işte turizmde başta öngörülen kadar negatif bir tabloyla karşı karşıya değiliz gibi gözüküyor. Ama öyle çok artı da olmayacak diye düşünüyorsunuz. Yani bu şekilde gidiyor olması da son derece pozitif. Çünkü turizm aslına bakarsanız geçtiğimiz yıllarda da Covid etkisiyle son derece böyle tatsız geçirdiğimiz yıllar olmuştu. Bu yıl yine nispeten şu anda rakamlar oldukça iyi. Bu şekilde devam ederse ben yine kötünün iyisini gerçekleştiriyoruz diye görüyor olacağım. Neyse, en azından orada bir hani çok olumsuz değil yani. Evet. Para piyasalarında, yani sermaye piyasalarında olduğu gibi merkez bankalarının tavrından kaynaklı etkilerde olduğu gibi olumsuz değiliz o kadar. Evet. Biraz hafif de olsa şeyler, tünelin ucunda ışıklar var. Peki Tevfik, borsaya gelelim. Şimdi borsa şu anda faiz ve kur politikalar nedeniyle iyi olmasını beklediğimiz bir enstrüman, hisse senetleri piyasası. Peki öyle midir? Ve bundan sonraki dönemde beklentiniz nedir? Bu faiz ve kur politikası devam ederse, ki siyasilerden benzer açıklamalar geliyor, ne olur borsada durum? Yani bir kere şunu ben söyleyeyim. Türkiye'de şirketlerin yöneticileri, sahipleri şirketlerini çok iyi idare ediyorlar. İyi idare ediyorlar. Türkiye birçok zorlukla birden mücadele ediyor. Bütün bu belirsizliklere, enflasyona, yurt dışındaki finansman zorluklarına ve öngörülemeyen durumlara rağmen Türk şirketlerinin idarecileri hakikaten şirketlerini iyi idare ediyorlar. Dolayısıyla hem satışlarını hem de karlarını bütün buna rağmen arttırmayı da başarıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda enflasyon bir taraftan yüksek seyrediyor. Diğer taraftan paranızı bankada mevduat olarak tuttuğunuz zaman elde edebileceğiniz faiz enflasyonun oldukça altında. Bu durumda yatırımcıların aslına bakarsanız yapabilecekleri şeyler çok sınırlı. Kimisi gidip ev almayı tercih ediyor. Zaten kimisi otomobil almayı tercih ediyor. Kimisi altın almayı tercih ediyor. Kimisi döviz almayı tercih ediyor. Kimisi de hisse senedi almayı, şirketlere ortak olmayı tercih ediyor. Ben şirketlerin bu son dönemde gerçekleştirdikleri performansa baktığım zaman önümüzdeki dönemde tercihini şirketlere yatırım yapmaktan yana koyan yatırımcıların daha avantajlı olacaklarını değerlendiriyorum. Bir de üstüne üstlük bu konjonktürden olumlu olarak faydalanabilecek şirketler de var. Bir taraftan stokları, ürünleri sürekli olarak döviz cinsinden artan, ondan sonra dünyadaki emtia kıtlığından bu fiyat yoluyla faydalanan, kar marjlarını iyi yönetebilen, Türk lirası krediye erişebilen şirketleri düşündüğümüz zaman bu şirketlerin önümüzdeki dönemde kar marjlarının daha iyi noktalara geleceğini de bahsediyor. Şimdiye kadar bu nedenlerle, saydığınız nedenlerle iyi olan hisse performansı İyi olan şirketler vardı. Aynı şirketler mi olacak? Konjonktürde çok büyük bir değişim yok. Dolayısıyla belki şeyde, yani büyük şirketlerse, yani zaten bahsettiğimiz şirketlerde öyle hani manipülatif hareketler de olmuyor. O yüzden hem kesinlikle şirket isimleri de verebiliriz, hem sektör isimleri de verebiliriz belki izleyenler açısından. Yani daha enerji sektöründeki şirketlerin durumları daha iyi. Ondan sonra bu metallerle uğraşan şirketlerin durumları son derece iyi, çok profesyonelce yönetiliyor. Dolayısıyla ben bu taraflarda yatırımcıların ilgisinin önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını düşünüyorum. Doğrudan ben şirketlere metal yatırım... Metal dediğiniz
Demir çelikler mi? Demir çelik, alüminyum, yani bunlara yatırım yapanlar ya da onun dışında işte sodadır, camdır, bu sektörlerde olan şirketler diye baktığımızda bu şirketlerimiz dünya çapında hakikaten çok iyi yönetim mekanizmaları kurmuşlar. Ondan sonra aldıkları, sattıkları ürünleri çok yakından takip edebiliyorlar. Ve buralarda iyi bir sistem oluşturduklarından dolayı da kar marjlarını da koruyabilir noktaya gelmişler. Ellerindeki hem mamul malların hem de yarı mamul malların ya da ham maddenin fiyatı da sürekli yükseldiği için aslına bakarsanız o şirketin elindeki işletme sermayesi de bu mallara paralar bağlandığı için sürekli olarak yükseliyor. Yukarıya doğru gidebiliyor. Bir de siz sadece kendi sermayeniz hem döviz, yani hem döviz bazında da fiyat arttığı için tabii hem ki de kurdan kaynaklı bir olumlu etki var. Bir düşün, olunca bir de şunu düşünün. Çifte kazanç var yani. Bir de şunu düşünün. Bu şirket sadece sermayesiyle değil, aynı zamanda bankada kredi line'ı var. İtibarlı kurumlar bunlar. Dolayısıyla doğru, bankada TL krediye de erişebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla o bir taraftan uygun kaynağı da işte alıp bu yatırımları yaptıkları zaman şeylerini, işlerini çok daha iyi idare edebilir durumdalar. Dolayısıyla yapıyorlar mı peki, sizin gözleriniz tabii, nedir? Tabii. Siz yani yakından izliyorsunuz. Hem kar marjlarının da arttığını görüyoruz. Hem de bütün bu dalgalı dönemi çok da iyi geçirdiklerini görüyoruz. Ben hakikaten buradan tüm bu şirketlerimizin yöneticilerini de tebrik ediyorum. Tekrarlarsak cam dediniz, demir çelikçiler dediniz, enerji şirketleri dediniz değil mi? Evet. Bir perakende şirketlerin, o sorular sona doğruydu ama madem girdik devam edelim. Perakende şirketlerinin de benzer enflasyondan olumlu etkileneceği söyleniyor ama ben de şirketlerin yapısına bakıyorum, hangi şirketler acaba etkilenecek diye pek şimdiye kadar bir sonuca ulaşamadım yani kişisel olarak. Şimdi perakende şirketlerinde de ekonomimiz çok canlı. Dolayısıyla ekonominin bu kadar canlı olduğu dönemde aslına bakarsanız fiyatlarınızı dönüp tüketiciye yansıtabilme kabiliyetiniz de olur. Dolayısıyla şu anda bütün perakende şirketlerinde bu kabiliyet var. Onun ötesinde yine sattığınız zaman ürünleri, müşterinizden parayı genellikle peşin alıyorsunuz. Ama tedarikçilerinize bir parça vadeli ödeyebilme imkanınız var. Bu da size neyi beraberinde getiriyor? Dönüp enflasyonun size sağladığı o paranın alım gücünü kullanma imkanını önceden sağlıyor. Satın alıyorsunuz yani. O nedenle perakende şirketlerinin bu konjonktürden olumlu yararlanacağına yönelik görüşü ben de destekliyorum. Burada biraz kamuoyunun önünde enflasyonla mücadelede onların adı fazlaca geçse de bu konjonktürün onları kar marjları açısından desteklediği kanaatindeyim. Teşekkür ederiz. Ben hemen şu bilgiyi vereyim. Yarın Borsanın Şirketleri programında cam, taş toprağa dayalı sanayi ve çimento şirketlerini derinlemesine inceleyeceğiz. İzlemenizi tavsiye ederim. O da yarın saat 20'de başlayacak yine. Tevfik Bey, siz şimdi portföy yönetim şirketisiniz. Esasen fon yönetiyorsunuz. Şimdi son günlerde de dikkat ettiğim yatırım fonlarına çok ciddi bir ilgi var. Hem yatırımcı sayısı hem oradaki portföy büyüklüğü giderek artıyor. Ve son olarak SPK bültenlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bültenlerinde çokça özel fon kuruluyor. Dikkatimi çekti. Hatta haberini bile yaptık. Biliyorsunuz ondan önce de konuştuk. Hatta haber yaparken de yardımcı oldunuz. Açık açık söyleyeyim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O fonlarda durum nedir? O özel fonlar neden çok fazla kuruluyor? Önce bir nedenlerini alalım. Fonlardaki büyümenin nedenleri nelerdir? Daha sonra diğer konuları da açarız. Aslına bakarsanız fonlardaki büyümenin nedeni işte biraz önce konuştuğumuz nedenlerden daha farklı değil. Yatırımcının temel bir arayışı var. Enflasyona karşı parasının alım gücünü korumak istiyorlar. Bu sadece Türkiye'deki bir gerçek değil. Bütün dünyada benzer bir arayış var. Bu arayışın içerisinde yatırım fonları da işin açıkçası yatırımcıların alım güçlerinin korunmasında yardımcı olan enstrümanlardan bir tanesi. Bu nedenle de birçok yatırımcı dönüp yatırım fonlarını tercih eder noktaya geldi. Neden daha çok tercih ediliyor peki? Çünkü şimdi bankacılık sistemine baktığımız zaman temel iki tane ürün sunuluyor. Bir tanesi TL mevduat sunuyoruz, bir de döviz cinsi mevduat sunuyoruz. Ama yatırım fonları tarafına baktığımız zaman
yatırım seçenekleri çok fazla. Evet. Yani siz dünyanın her tarafındaki hisse senedine yatırım yapabilirsiniz. Türkiye'deki hisse senedine yatırım yapabilirsiniz. MTI'ye yatırım yapabilirsiniz. Bir temaya yatırım yapabilirsiniz. Altına yatırım yapabilirsiniz. Gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Burada seçenek çok fazla. Dolayısıyla insanlar kendi beklentilerine uygun yatırım aracını yatırım fonlarıyla çok daha rahat bulabiliyorlar. Artı çok da güvenli görüyorlar. O nedenle de buraya ilgi bu temel sebepten dolayı zaten oluşmuş durumda. Ama diğer taraftan devletin de vergi teşvikleriyle yatırım fonlarının önünü açmak isteği var. Bu da son 4-5 yıldır uygulanan bir politika. Kademe kademe burada yatırımcılara sağlanan vergisel avantajlar arttırıldı. Bu artış da yatırımcıları ciddi bir şekilde bu fonlara yatırım yapmaya teşvik eder. Onları bu konuda motive eder nitelikte oldu. Vergisel avantajlar açacağız ama devlet ne yapmaya çalışıyor böyle önce? Yani tasarrufları mı büyütmeye çalışıyor? Öncelikle son dönemde yapılan vergi teşvikleri liralaşmayı desteklemek amaçlı oldu. Dolayısıyla yatırımcının döviz cinsinden yatırım yapmasından ziyade TL cinsinden yatırım yapmasını teşvik edecek, TL'de kalmasını sağlayacak vergisel düzenlemeler geldi. Dolayısıyla son düzenlemeler buna yönelik olarak. Bundan önceki dönemde yapılan teşvikler ise yatırımcıların yatırım fonları vasıtasıyla uzun dönemli yatırım yapmalarını teşvik etmek, girişim sermayesi, gayrimenkul gibi alanların yine yatırım fonları aracılığıyla fonlanmasını sağlamaya yönelik olarak getirilmiş teşviklerdi. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Ama bunu mesela sadece Türkiye'ye özgü bir durum diye değerlendirmemek lazım. Hala mesela girişim sermayesine verilen teşviklerde İngiltere'nin gerisindeyiz. İngiltere'de girişim sermayesi fonuna baştan para koyarken vergisel teşvikiniz olduğu gibi girişim sermayesi fonunda para kaybettiğiniz takdirde dönüp bu paranın belli bir yüzdesini yine İngiliz hazinesinden geri alabilmeniz dahi mümkün. Dolayısıyla böyle olur diyeceğim. Yani bir taraftan sizin o girişimcilik ekosisteminizi desteklemeye yönelik olarak yapılan uluslararası bir yarış arenası var. Orada maddi gücü fazla olan ülkelerin çok daha fazla teşvik verdiklerini de görüyoruz. Evet. Bir de özel fonlar kuruluyor, onu sormuştum Tevfik Bey. Özel fonlar onlar tarafında da kim yine, kuruyor bunları? Yani bir kere özel fonları yine elinde belli miktarda varlığı olan kişiler ya da kurumlar oluşturabiliyorlar. Yatırım fonlarına sağlanan bu imkanlarda beğeniyor ama diğer taraftan yatırım stratejisinin kendine özgü olmasını istiyor kurum ve kişiler. O takdirde belli bir parasal büyüklüğü bir araya getirebiliyor ise tek kişi ya da birkaç tane kişi de bir araya gelip bir konsorsiyum oluşturup bize özel aileler de olabiliyormuş. Tabii o aileler de olabiliyor. Birden daha fazla gerçek kişi ya da şirketin de bir araya gelerek bir özel fon kurdurabilmesi söz konusu. Orada bir terzi misali, benim ihtiyaçlarımı ben gidip portföy yöneticisine anlatıyorum. Portföy yöneticisi de benim için dizayn edilmiş bir yatırım stratejisi geliştiriyor. O yatırım stratejisinden sadece ben yararlanabiliyorum. Dolayısıyla bunun da çok iyi bir imkan olduğunu ben değerlendiriyorum. O nedenle de her geçen gün bu tip fonlara olan ilginin arttığını da gözlemliyorum. Görüyoruz, evet. Ama bütün sorun herhalde enflasyonist ortamda varlıkların erimemesi için yeterli alan şu anda yok. Dolayısıyla onun arayışındalar yatırımcılar ya da aileler ya da kurumlar. Bu nedenle değil mi özel fonları kurmaya yelteniyorlar? Yani ya da yatırım fonlarına burada şunu söyleyelim. Yatırım fonlarıyla sağlanan imkan daha geniş. Dolayısıyla bu imkandan yararlanarak paranın alım gücünün korunması tercih ediliyor. Diğer alternatifler bu kadar güvenli değil, riskleri var. Burada bir profesyonel kurum gözetiminde dönüp istediğiniz yatırım stratejisini uygulayıp ondan sonra da paranızın alım gücünü koruyabilme imkanınız olabiliyor. Peki avantajlar neler, vergisel avantajları? Vergisel avantajlar ürüne göre değişiyor. Ve bu ürünü kimin aldığına
göre de değişiyor. Şirket mi, şahıs mı? Evet. Evet. Yani mesela son dönemde getirilen vergisel teşvik kurumlara yönelik en oldu. Son kurumlara geldi. Eğer kurumlar ünvanında TL ibaresi yazan, TL cinsi enstrümanlara yatırım yapan fonlara yatırım yaparlarsa bu fonlardan elde ettikleri geliri kurumlar vergisinden istisna edebiliyorlar. Dolayısıyla bu kurumlar için oldukça büyük bir avantaj. Yani finansal gelirini neredeyse, eğer tüm finansal gelirini buradan elde ediyorsa vergi dışı bırakıyorsun. Vergi dışı bırakabilme imkanı var. Yani elinde nakit parası olması lazım. Bu nakit parasını TL cinsinden yatırım yapan bu fonlarda değerlendirmesi lazım. Dolayısıyla buradan gelen bir geliri varsa matrahın dışına bu geliri çıkartabilme imkanı var. Ama döviz cinsindense böyle bir olanak yok. Döviz cinsindense böyle bir olanak yok. Tamam. Altın fonuna yatırdığı zaman böyle bir olanak yok. Yok, yabancı hisse senedi fonuna yatırdığı zaman böyle bir olanak yok. Şirketler açısından. Devlet burada bir dar tanımlama yapmış. Ben Türk lirasını desteklemek istiyorum demiş. Onun sonucu olarak da şirketler bundan yararlanırsa kurumlar vergisi avantajı elde edebiliyorlar. Evet. Diğer taraftan gerçek kişiler için sağlanmış bir takım avantajlar var. Örneğin hisse senedi yoğun fonlara para yatırdığınız takdirde stopajınız sıfır olabiliyor. Bu zaten hisse senedine yatırım yaptığınızda da benzer böyle bir şey. Ya da bir fon %50 bir hisse senedine yatırmışsa o fonun katılma payını da gerçek kişi bir yıldan daha uzun elinde tutmuşsa yine stopajınız sıfır olabiliyor. Gayrimenkul girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yaptınız. Ondan sonra bunun fonların katılma paylarını 2 yıldan daha uzun elinizde tuttunuz. Takdirde yine ödeyeceğiniz stopaj sıfır olabiliyor. Bir de süreli sağlanmış bir avantaj söz konusu. Burada da yine ağırlıklı olarak TL cinsi enstrümanlara yatırım yapan fonlarda 30 Haziran'a kadar stopaj oranı sıfır. Yani tahvil bono fonu aldınız, para piyasası fonu aldınız, Türk hisse senedi fonu aldınız. Bu tip fonlarda stopaj oranı %10'du. Geçici olarak stopaj oranı 30 Haziran'a kadar şu anda sıfıra indirdi Gelir İdaresi Başkanlığımız. Bundan yararlanabilme imkanı da bugün için söz konusu. Peki fonların getirileri nasıl? Devlet üzerine düşeni yapıyor anladığım kadarıyla, öyle anlattınız. Yatırım fonu tarafında. Şimdi fonların getirilerine baktığınız zaman burada bir para piyasası ya da tahvil bono fonuna bakıldığında getiriler aşağı yukarı Merkez Bankası para politikasıyla uyumlu olarak seyrediyor. Ama oradaki zaten getiri enflasyonun oldukça altında. Çok. Ama diğer taraftan hem serbest fonlar, hem yurt dışı fonlar, hem Eurobond fonları, hem Türk hisse senedi fonları, hem emtia fonları, özellikle de emtia fonları bu dönemde yatırımcılarına enflasyonun oldukça üzerinde getiri sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu tip fonlar oldukça revaçta diyebiliriz. Neye bağlıyorsunuz oldukça? Yani bunun zaten hani bunun tabii gerekçesini konuşmanın başında söylemiştik. Yani bir takım ürünlerin fiyatları dolar bazında da artıyor. Dolayısıyla bu ürünlere yatırım yapan fonların içerisindeyseniz sizin dönüp bundan kazanç elde edebilmeniz mümkün oluyor. Ondan sonra son yıllarda tematik fonlar oldukça ülkemizde yaygınlaştı. Bu belli temaya yatırım yaptığınız takdirde bu temanın uzun dönemli olarak çalışacağını düşünüyorsanız bu temalarda size yatırım fonu olarak önemli oranda kazanç sağlayabiliyorlar. Peki Töhk Bey, şöyle bir sorun var. Yatırım fonları aracılığıyla evet borsaya da yatırım yapılabiliyor. Hisse senetlerine yatırım yapılıyor ve onlar da kazandırıyorlar ama bazı yatırımcıların temel sorunu bu. Ya ben acaba yatırım fonları aracılığıyla mı hisse senetlerine yatırım yapayım? Yoksa ben kendim mi yapayım yatırım şeklinde? Böyle bir ikilem var biliyorsunuz. Siz şu andaki durum itibariyle ne yapsın yatırımcı? Siz ne önerirsiniz? Hangi taraf daha avantajlı olur? Yatırımcılar burada neye dikkat etmeleri lazım? Bir, ben piyasaları yakından takip edebilecek durumda mıyım? Bütün piyasadaki hisse senetlerini, makroekonomik verileri çok yakından inceleyebiliyorum. Bunları doğru olarak anlayabiliyorum. Ve bunlarla ilgili karar alıp hisse senedini zamanında alıp satabilecek bir vaktim
ve imkanım var. Böyle diyen bir yatırımcıysanız o zaman doğrudan hisse senedi yatırımı yapma konusu da proaktif olarak davranabilirsiniz. Ama burada da yine şu kısıtınızı da dikkate almak muhakkak gerekir. Bir de tek bir hisse senedine yatırım yapmanın bir takım riskleri var. Beklentileriniz belki çok doğru ama sizin dışınızdaki gelişmeler nedeniyle şirketin karı istediğiniz gibi gelmeyebilir, şirketin başına bir şey gelebilir. Dolayısıyla bir portföy yaratıyor olmanız lazım. O zaman da belli ölçekte bir paraya sahip olmanız da gerekir. Bu nedenle ben bu imkanı olmayan tüm yatırımcılara yatırım fonları vasıtasıyla yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Bunu yaparken de iyi bir araştırma yapabilirler. Bu konuyla ilgili son dönemde dijital ortamda tavsiye veren çok nitelikli kurum ve kişiler de olmaya başladı. Dolayısıyla belli bir analiz yaptıktan sonra dönüp yatırım fonlarına yönelebilirler. Ayrıca çalıştıkları banka ve aracı kurumların yatırım danışmanları var ise bunlardan da destek almak suretiyle yatırım fonlarında değerlendirmeleri çok daha güvenli olur. Evet. Tabii borsa tarafı da var. Borsada da şirketler bahsettiniz. Yani iyi şirketler var. Bundan sonraki dönemde potansiyeli olan, yükselme potansiyeli olan şirketler var. Onu da belirtmiş olalım. Doğru. Çünkü bizim programımız bir esasen hisse senetleri borsa programı. Ama tabii borsaya ulaşmanın çeşitli yolları var. Onu da göstermek için özellikle uzmanlardan da yardım alarak bu alana ulaşmanın yollarını göstermek için özellikle size bu yönde sorular sordum. Benim sorularım esasen bu kadardı ama son bir soru yine de önümüzdeki dönem çok merak ediliyor. Yani şimdi son bu haftaki açıklamalardan yola çıkarak kur ne olacak acaba hani çünkü yani hem ekonomi yönetimi tarafından hem siyaset tarafından şöyle açıklamalar geliyor. Biz büyümeyi önceliyoruz. Enflasyonu çok fazla önemsemiyoruz diye. Böyle olunca nasıl etkileyecek? Mesela kur nasıl etkilenecek? Beklentiniz nedir? Borsaya yönelik görüşleriniz olumluydu galiba önümüzdeki dönem için. Faiz ne olacak? Ne dersiniz? Şimdi aslına bakarsanız Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde uyguladığı para politikasının devamı halinde bunun sonuçları ne olur sorusunu sordunuz diye anlıyorum. Eğer biz aynı politikayı izleyeceksek bunun finansal sonuçlarının da aynı olacağını öngörmek lazım. Dolayısıyla bu bizim izleyicilerim için yeteri kadar açık bir yanıt oldu diye tahmin ediyorum. Aynen, anladım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Benim sorularım bu kadar dediğim gibi. Eğer son vermek istediğiniz bir mesaj varsa buyurun. Son söz sizin. Hemen hemen her şeyi konuştuk davetiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum Rahim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu hafta sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.